Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yaklaşık 3-4 gündür falan Salihli'deyim. Bundan önceki vlogda Uşak'a gitmiştim, biliyorsunuz. O günden beri burada kaldım ben Salihli'de. Ben normalde Cuma günü İzmir'e geri dönecektim. Fakat Perşembe gününden yasaklar açıklandı. Cuma, Cumartesi, Pazar sokağa çıkma yasağı var denildi. 3 gün yasak koyulduğu için ben de Pazartesi günü İzmir'e geri döneceğim. O yüzden burada kalmış bulundum. Gidemedim İzmir'e. Çünkü benim Uşak'ta işim de biliyorsunuz biraz geç bitti. O yüzden Salihli'ye gelmek daha kolaydı. Çünkü yol 1,5 saat sürüyor. Uşak'tan İzmir'e gitseydim 3,5-4 saati buluyor. O yüzden uzun sürdüğü için ben de riske atmak istemedim. Yani normalde otobüs bileti olanlara yasak olmuyor diye biliyorum. Yani biletini gösterdikten sonra. Ama böyle bir şey yapmak istedim. Hem kafamı dağıtmak için. Çok iyi oldu annemlere gelmem. Ve sürekli sanki böyle annemlere geliyormuş gibi duruyor videolarda ama öyle bir şey yok arkadaşlar. Yaklaşık 3 haftadan 3 haftaya falan geliyorum ben Salihli'ye. Öyle burada işim oluyor. Sürekli bir şey lazım oluyor. Mesela Uşak'a gittim, geldim. Yol üstü. O yüzden ben de geliyorum yani buraya. Annemlere gelmeme bir şey demeyin, tamam mı? Sürekli böyle yazanlar oluyor çünkü yorumlarda görüyorum ben de. Ailene gidiyorsun falan. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Neyse şimdi ben böyle bir vlog başlattım. Bugün kardeşimin canı mercimek köftesi çekmiş. Ben de dedim yapayım. Az önce baktık dolaplara. Bulguru bulduk fakat mercimeği bulamadık. O yüzden annem de aşağıda ev var ya bizim. Oraya gitti. Bakalım bulguru demişim. Mercimeği bulacak mı? Oradan onu bulup gelirse burada mercimek köftesi yapacağız. Kanalımda mevcut mercimek köftesi yaptığım tarif ama orada bir şeyler eksik olabilir. Yani ben farklı yapıyorum. Annem farklı yapıyor. Annemin yaptığı da güzel oluyor. Şimdi annem mercimek köftesi yapıp ben yanına başka bir şeyler de yapabilirim. Tam bilmiyorum. Eğer evde mercimek yoksa kısır yapacağız. Kısır da güzel oluyor. Çünkü o da sadece bulgurla yapılan bir şey. İçine malzemelerini koyduktan sonra kısır oluyor zaten. Sevim de aşağıda. Biz az önce markete gittik geldik. Bir şeyler aldım ben böyle saklama kabı falan ikili. Sonra onları birazdan zaten aşağıya inince size gösteririm. Halı falan aldı Sevim de odasına. İşte çeyizlik falan bir şeyler aldık. Yani ben kendime değil kardeşim kendine aldı çeyizliği. Benim eski zamanlar geldi aklıma. Böyle BİM'den, A101'den, Şok'tan bir şeyler gelince hemen alıyordum çeyizimi falan. Bu arada uçum da geçti. Saçımı da böyle topladım. Sizler için makyaj yaptım. Geldin mi anneciğim? Geldim. Buldun mu? Bulmadım. Aldım geldim. Market açmış taş market. Ya. Gerçekten mi? Evet. İnanamam sana. Soluk soluğa kalmış. Buldum geldim. Süt de almış. Şey evet. Yapacağız. Evet. Babamın da canı sütlaç çekmiş. Sütlaç yapalım dedik. Ben daha hiç yapmadım sütlacı da annem yapıyor hep bizim. Evet, kırmızı mercimek almış bir de böyle. O zaman mercimek köftesi yapmaya başlayalım. Dedim ben kısır yapacağız hani mercimek yoksa falan. Ama almış gelmiş artık yapalım şimdi. Bulmuş valla. Helal olsun kız sana. Evet canım benim. Canım benim halledeceğiz ya. Yarın dönüyorum anneciğim. Evet. Üzücü bir haber. Ama herkes tabii yuvasına değil mi? Ait. Öyle. İyi bakalım. Yapmaya başlayalım biz. Hadi başlayalım. Evet, sütlaç için tenceremiz burada. Şimdi mercimek köftesinin malzemelerini ayarlayacağız. Burada da suyumuz kaynıyor. Annem de mercimek köftesi malzemeler için böyle marulla taze soğan almış gelmiş. Onları doğrayacağız birazdan. Pirinci ne yapacağız? Kaynatacağız anneciğim. Başlayacağız. Ha, sütlaç için. Aha, sütlaç ben de için. Mercimek köftesi için ne alaka diyecektim. Evet. Bu da pratik patates böreği bu. Tava da oluyor arkadaşlar bu. Evet. Bunu yaptı annem de. Güzel onu oldu. Güzel. O dursun yine yenir o. Onu yapacağız yani tavada. Hı-hı. Sen şimdi marulları falan yıka. Onu oraya koy anneciğim. Evet. Evet. Sizi de oraya yerleştirdim. Şimdi burada başlıyoruz. Önce suyun ısınması lazım. Mercimek köftesi için. Daha sonra bir kap alalım anneciğim. Evet. Şurada. Aa, bunda sen şeyi ıslat. Mercimeği olmadı. He. Islat ondan. Ben normalde mercimeği kaynattım suda. Sanırım öyle yapmıştım. Tamam. Hayır. O kabarıyor mu kaynıyor anneciğim? Ha işte mercimeği kaynattım. Mercimeği kaynatacağız. Bulguru kabartacağız. Evet. Mercimeği de şunda kaynatabiliriz anneciğim. Hı hı. Şimdi ben şunun içine bakıyorum da taşmaş var mı diye. Şöyle genelde olmuyor. Evet genelde olmuyor. Kontrol edelim yine de. Gerçi onlar ayıklanıp mı konuluyor paketlere tam bilmiyorum. Annem de mercimeği ıslattı. Şimdi bunların ikisine de sıcak su ekleyeceğiz. Bu biraz kaynayacak. Diğeri de sıcak suda bekleyecek. Sıtır ama kaynıyor. Canım benim ya. Yiyeceğim seni. Ben de seni yiyeceğim. Kettle'ım. Değil mi? İlk icat etmiş. Aynen. Bu arada benim sabah boğazlarım ağrıyordu arkadaşlar ya. Ağrıyarak uyandım. Neden bilmiyorum.
Ha, nedenini söyleyeyim. Bildim şu an. İki kere üst üste dondurma yedim. Evet, ocağa koydu annem mercimeği şimdi. Onun kaynamasını bekleyeceğiz. Daha sonra size göstereceğim. Sütlaç nasıl yapılıyor anneciğim? Bize anlatır mısın? Anlatayım. İlk önce pirinçleri yıkıyoruz güzelce. Hı hı. Yıkadıktan sonra haşlanıyor, pişiyor. Ocakta ondan pişireceğiz. Sonra, evet evet. Piştikten sonra sütünü ilave ediyoruz. Hı hı. Ne kadar süt? Mesela bunda kaç bardak yaptın? Zebil etmeden. Annem İki gerçi bardağı. Göz kararı yapıyor da. İki su bardağını da kadar ya. Hayır, öyle de yapıyorum da. İki su bardağı pirinç, dört su bardağı süt, iki su bardağı da şeker koyuyorum. Hı. Evet. Annemin yaptığı çok tatlı olmuyor böyle. Tam ayarında oluyor. Evet. Bir de bir pakette vanilin koyuyorum. O tatlandırıcı gibi. Bu böyle güzel tat veriyor. Evet, şimdi suyunu ilave ettik. Şu yanlardaki pirinçleri de içine katalım da. Onlar da pişsin. Ben arkadaşlar böyle lila takılıyorum da. Lila rengini çok seviyorum o yüzden. Kıyamam. Evet, mercimeğimizi de burada. Baban çok can istemiş. Laç da. Kıyamam. Yapı verelim. Babam sütlü tatlıları daha çok seviyor. Seva aşağıda geleceğini demişti. Seva'yı bekliyoruz. Maydanoz falan da çıkarttık. Şunu da ıslatmadık anneciğim ya. Dur, onu ıslatacağız, evet. Hava da çok karanlık ya bugün. Evet. Kapkara çok. Dün yağmur falan yağdı buraya arkadaşlar, Salihli. Bilmiyorum İzmir'e yağdı mı. Hiç sormadım Hüseyin'e de. Bu başka bir bitki gibi. Evet. Maydanozun içinden çıkıyor. Bunu yapmayalım. Bir de zehirleniriz. Korkuyorum. Onu güzelce temizlesen ayıkla. Bak şurada da var arasında, bak var var. O maydanoz bence. Ben bilemedim ki. Neyse ben onları yıkayayım güzelce. Güzelce yıka. İyi oldu bence kıvamı. Şimdi mercimeğin suyunu süzdük arkadaşlar. Bu şekilde kaynatmıştık ya. Geri kalan suyunu süzdük. Şimdi bulgurun içine ilave ettik. Bu biraz bunun içinde kabaracak. Gayet güzel olacak. Evet evet. Orada da sütlaç kaynıyor pirinçler. Bir yandan onu da yapıyoruz, bir yandan bunu. Bu da annemin tarifi bu arada. Evet, bu benim tarifim. Ama bak bak, kıvamı çok güzel oldu. Çok güzel oldu, evet. Birleşince ikisi. Evet bak. Oo, tam istediğim kıvamda. Aynen öyle. Harika. Güzel gördüm. Of. Burada da bu şekilde taze soğanı ve işte ne, maydanozu doğradım. Ve içine aynı zamanda annem kuru soğan da ekliyor. Evet, evet, onu salçayla bir kavuracağız tavada. Onu da bunun içine ilave edeceğiz işte, bu malzemelerin hepsini. Sonra hazır zaten. Evet bakın, bu böyle iyice kaynadı. Onu annem kapatacak altını birazdan. Ben anlamam çok bunu da. Bayağı suyu bembeyaz görünüyor yani. Onu elinde nasıl doğrayabiliyorsun ya? Bana da öğretsene. Ben elimde doğruyorum. Ben hayatta yapamıyorum senin şu an şu yaptığını. İlla tahtada olacak. Bıçakla böyle doğrayacağım. Bak. Ne güzel yapıyorsun ya. Sağ ol. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Ama ben yapamam. Kesinlikle yani. Maşallah. O konuda sana çekmemişim. Anneannem böyle yapıyordu, bak göstereyim. Hı. Hatırlıyor musun? Soğanla resmen şey yapıyordu. Cebelleşiyordu. Öyle. Anneannem de çok güzel yapardı. Çok güzel, çok güzel oluyor. O böyle rendelemiş gibi yapardı elinde. Bak. Evet bak. Hiç değil kalmadı mi? Neredeyse. Ne bak, küçük küçük. Küçük küçük kaldı. Şimdi içine domates salçası altını katacağız. Altını açar mısın anne? Değil mi? Açar. Biber salçası koymayacağız zaten. Ha, biber salçası koymuyorum. Gerek yok. İçine domates salçasıyla bunu kavuracağız şimdi. Daha sonra içine ekleyeceğiz. Çok güzel olacak. Sevo'nun da canı çekmişti. Çok güzel oldu. İyi ki yaptık. Aynen. Ama Seva daha hala gelemedi. Neyse, gelir birazdan. Aşağıda o bir şeyler yapıyor ama ben de anlamadım. Instagram'da sürekli. Çok aktif. Soğan yeterli mi? Yeterli yeterli. Taze soğan da doğradık ya içine. Yeterli. Bol malzemeli güzel oluyor bu arada. Geçen ben mercimek köftesi yaparken bir şey eksikti evde. Onu eklemedim. O yüzden tadı çıkmıyor yani. Ama yine de yendi yani, güzeldi. Bakın arkadaşlar, sütümü ilave ediyoruz. Annemin tarifiyle sütlaç. Ha, süzmeden içine, içine sütünü ilave ettin. Aynen öyle. Şimdi şeker katacağız buna. Bir paket de vanilya. Evet. Koyacağız. Az daha ilave edeyim. Biraz kaynayacak ya, koyu gelecek. Hı hı. Tamam. Onu bunu karıştırma sakın. Aman yok. Doktora gelin.
Şu kendi balinini katalım. Kabartma toz olsun. Bu marka. Doktorukken kullanıyorum. Diğerleri güzel olmuyor çünkü. Hayır. Ben beğenmiyorum. O başak falan yani onlar ben sevmiyorum. Beğenmiyorum. Evet. Bu arada ben normalde evde sütlaç yapacaktım. Planlamıştım yani kafamda. Hüseyin'e de yapayım diye. Ama şöyle bir şey oldu. Çok aramam ben zaten sütlacı da. Yani Hüseyin de çok aramaz. Geçen de markete gittim. Reyonlardan işte pazarlık gördüm. Marketten bir şeyler aldım falan. Orada açık süt gördüm. Baştaş market var ya bizim orada. Sürekli alışveriş yaptım yer. Oraya gittim işte. Orada açık süt vardı. Foça'dan gelmiş. Taze süt falan yazıyordu böyle. Neyse alayım dedim. 3 kilo falan aldım tamam. Market şeyleri olmuyor mu? Ha, market arabaları. Onun en altına köşeye taktı orada çalışan bir abi. Sonra ben hesap ödeme yerine gittim. İşte marketlikleri, pazarlıkları falan geçti. Onu orada unutmuşuz. Benim de aklıma gelmedi. Kaldı orada. Bir daha da geri dönmedim. Elim de çok ağırdı çünkü. Eve geldikten sonra marketlikleri, pazarlıkları buzdolabına yerleştirdikten sonra aklıma geldi. O yüzden aklımda aslında vardı bunu yapmak da. Bir türlü. Kaldı yani. Kaldı yapamadım. Artık bundan sonra ben de yaparım. Annemden görüyorum şu an. Önceden hiç bakmıyordum annemin nasıl yaptığına sütlacı. Böyle şekerini de ilave ettim. Ettin mi? Ne kadar evet. ilave ettin şeker? 3 fincan. Kahve fincanıyla. Ya o küçük de var, büyük de var ama yalnız. Şu şekeri ölçelim. Şimdi ölçüsünü getireceğiz size. Bu fincanla koyayım. Bu biraz şekerin içindeydi o yüzden. Evet şeker şeyin içinde ondan alıp böyle katıyor anne. Biraz orta boy fincanlarda yapabilirsiniz. İçine 3 fincan yağ katmış anne. Bu arada soğanlarımız yanmasın. Evet onlar da kavruluyor. Gözüm bir yandan orada da benim. Bir yandan konuşuyorum bir yandan ona bakıyorum yanmasın aynen, diye. Aynen tarif çekerken insan zorlanıyor yani. Tabii. Hem tabii. Video çekip hem yemek yaparken bir şeyler yakabilirsin tabii. Yani öyle bir ihtimaliniz de var çünkü. Dikkatli olmak lazım. Sen salçayı getir anneciğim. Salçayı da ilave edelim içine. Çünkü bu olmak üzere şu an. Bakın. Sütlaç bu kadar mı? Başka hiçbir şey yok. Yok yok bu kadar bu kadar. Kaynayacak bu böyle birazcık daha. Tamam. Ha, bir 10-15 dakika kaynayacak. Sonra kaselere boşaltıp soğuk servis. Evet üstüne de böyle isteğe göre tarçın falan ilave edebilirsiniz. Tarçın. Biz tarçın seviyoruz. Seviyoruz. Evet üstüne başka Hindistan cevizi falan da ilave edebilirsiniz. Öyle güzel olur yani. Hindistan cevizini hiç denemedik biz de. Evet annem salçasını ilave etti ve şimdi içine tuzu ve kimyonu da ilave etti. Baharat olarak tuz ve kimyon kullandık biz arkadaşlar. Pul biber çok sevmiyoruz. Yani acı olduğu için. Eğer siz de acı seviyorsanız içine pul biber ilave edebilirsiniz. Seo da geldi şimdi. Katıldım. Hemencik geldi. Ayrı ve çok güzel patlamadı. Değil mi? Ekmek olmasın geldi. Bir mesaj falan geldi de onlara bakıyordum ya. Instagram'dan. Aynen. Sıralar karışık. Tamam son anneciğim. Son videodan sonra. Neyse. Evet şimdi. Zarar görür mü? Plastik görmez. Yok yok görmez. Tamam. Şimdi annem içine domatesli, soğanlı kavurduğumuz şeyi ilave ediyor. Salçalı. Evet. Gözüm yandı. Evet. Şunu açmadık da ses olur diye. Toptan kalma pişiye. Sevim de tavada kalan şeyi pinçikledi. Yağını. Çok güzel oluyor değil mi öyle? Anne biraz yağ katabilir misin? Buraya ilave et. Ha yağı eksik mi geldi? Evet birazcık az geldi. Gözüme kat kat kat. Kat kat kat. Korka elini kor. Evet böyle vıcık vıcık olması için evet. Ekstradan yağ ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunu böyle güzelce yoğuracağız. Normalde elimizle yoğurabiliriz aslında ama. Böyle de yoğuruluyor. Son olarak da taze soğanı ilave edeceğiz. Zaten baharatlarını soğan kavrulurken içine katmıştık biliyorsunuz. Kıvamı çok güzel oldu anne. Aynen öyle. Harika görünüyor. Annem eliyle de böyle güzelce yoğurduktan sonra. Şimdi bunu böyle yuvarlak değil de oval yapıp koyacağız tepsiye. Böyle böyle. Aynen evet. Öyle. Bol malzemeli çok güzel of. Oldu. Buralar da bayağı bir dağıldı da. Şöyle. Dağılsın. Biraz makineyi yerleştiririz. Aynen makineyi yerleştiririz toplarız. Gülü şöyle yapıyorlar. Şöyle mi oluyoruz? Evet. Sen elini bulaştırdın artık ben bulaştırmayayım. Bulaştırma artık sen. Benim elim temizdi. Evet sütlaç ne alemde? Sütlaç bak ver. Bak bakalım koyuluğu nasıl? Ben bunun kıvamını anlamam ama. Evet. Kaymak var. Ayy. Kaymak sevmem. Bak kaymağı. Bunun kıvamı iyi mi ya? Bilemedim ki. Sulu gibi biraz. Sanki biraz daha kaynayacak. Az daha dursun. Bir 10 dakika daha dursun. Aynen bir 10 dakika daha dursun. Ya, yaklaşık 15 dakika sonra kadar kaynıyor. Evet sonra kaseleri boşaltacağız. Koyulaştı bunun kıvamı birazcık. Ve artık ben bunun altını kapatıyorum. Evet şöyle kaseler çıkarttım şimdi. Hemen katalım. Koyuluğu yedim anneciğim. Evet. Evet şöyle minnak kaselerimize koyduk. Şöyle bakabilirsiniz. Bunlara tam 5 tane sığdı arkadaşlar. Şu birazcık büyük kaselere de 2 tane bunlara da koydum bu şekilde. Evet şimdi annem de burada mercimek köftesini yapıyor.
Bayağı azıcık kalmış. Bitirmek üzeresin. Az kaldı anneciğim. Müthiş görünüyorsun. Yerim seni. Yiyeceğiz zaten. Evet. Burada çay demleniyor şu an. Şimdi ben bunu ayarlayacağım. Ayarlanık mı ya? Ayarlanık. Bakabilir miyim? Ayarladım. Şimdi tarçınlarını katıyoruz. Şöyle katsak yeterli bence. İki tanesine katmayacağım ben anneciğim. Tamam. Sade de güzel oluyor çünkü. O ne? Ay çok güzel. Ben sana bunlardan at demiştim. Sana bana mı? Da evet bana da at demiştim ama atmadım. Çok güzel çıkmışız. Evet. Senin güzelliğin peki? Hayır ikimiz de çok güzeliz. Tipe bak. Ponçiksler. Evet. Ben senin yetiştirdim için, ben senin ne yapalım az. Babacığım yetiştirdik senin için. Evet. Sütlaç istemişti akşam o. Ya. Ya senin yani sütlaç yapalım mı? Ama sütlaç çimeye götürüyorum sizi. Nereye? Çeşme. Hani hatırlıyor musun? Çamlıbin'de bir arabada satılıyordu da gidiyor. Evet. Mahzenin orada çıkmış. Millet güzel diyor. Lezzetli çok güzel diyor. Allah. Hadi bakalım. Böyle hazır son kez size göstereyim arkadaşlar. Biraz hiçbir şey görmeyeceksiniz. Evet. Sen nasıl hazırlandın demek üzere. Sen tarifini verdin. Ben de nasıl yenilecek. Şimdi böyle alırsın. Evet. Koyarsın. Böyle limonunu sıkarsın. Ay, nar ekşisi. Turşumuz yok. Turşu. Bir de nar ekşisi. Evet. Böyle. Nar ekşisi. Nar ekşisi neredeydi böyle acaba? Böyle tıklatırsın. Bunu aşkla hazırlarsın ve babana verirsin. Evet. İlk seçenek. Şey demedin hayırdır. Sevim hayırdır ne isteyeceksin? Olmuş mu? Nasıl tadı? Güzel mi babacığım? Tuzu falan atsa mı? Ben pek tuz da aramayı değil biliyorsunuz. O yüzden. Şimdi de kendini hazırlıyor Sevo. Senin için yaptım. Annemle ikimiz yaptık daha doğrusu. Şimdi yanlış olmasın. Nasıl tadı? O kadar beğendi ki söyleyemiyor bile. Mükemmel. Gerçekten. Çok özlemişim. Bayağı oldu verdim. Aşkım nar ekşimiz az kalmış. Değil mi? Ben yapıyorum ama hiç sana denk gelmedi kanka. Ben yaparken falan. Evet. Hadi ben de oturayım ya. Canım çekti şu an. İyi istersen. Evet ben de bir yiyeyim. Çayımız da var. Güzel güzel mükemmel. Vallahi. Beğendin mi? Şimdi biz oturana kadar bitirecekler. Hadi anne hadi. Benim aşkım beğenir. Hadi anneciğim annem de çayları katıyor. Hadi bakalım. Biz böyle atıştırıyoruz ve annem de sabahtan böyle bir şey yapmıştı arkadaşlar çok güzel. Bir de yapan yesin. Bir de bana geldi şimdi sıra. Şöyle iki tane koydum eve. Nar ekşi sıkma. Bol limon. Evden nar ekşi sıkabilirim. Ama sen o akana kadar az bir şey kalmış ondan dedim. Sıra da bana geldi. Sonra bana gelecek. Hadi bakalım. Çok iyi değil mi? Mükemmel. Ellerime sağlık ya. Yine çok güzel yaptım. Aynen öyle. Ama ben bundan önceki yaptığımda daha farklı yapmışım. Daşta annemin formülü. Ben de pilav niyetini yiyorum. Babam bayağı çatallamaya başladı. Ben şoktayım şu an. O yüzden döndürdüm onu. Aynen böyle. Şöyle alırsın. Ne uğraşacağım ya de marulunu sarmakla onunla bununla. Aynen öyle. İyi ben, bu sefer de bana kalmadı hadi. Yassı sen ne yaptın? İyi. Anneannemin karnını mı doyurdun? Aha. Ya canım benim. Aynen. Sonra biz ne yapacağız hemen size onu söyleyeyim. Kahve içtikten sonra olacak ama bu. Şöyle nevakaları ve oksidan. Şimdi yanlış vurgulamayayım. Oksidan. Oksidan krem. Son olarak da şöyle saç kremi. Saçıma cila yapacağız arkadaşlar. Kahve içtikten sonra. Evet. Tata! Yapıyoruz. Evet. Saçımızı şöyle güzelce bir bakım yapalım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Neva Color'ın 0.11 yoğun mavi rengi. Evet. Sormayın tamam mı? Videoda gösterdiğimiz şeyi soruyorsunuz. Aynen. Videoyu izlemediğinizi bari belli etmeyin. İzleyin. Bundan böyle sigara izmariti kadar diyorlar internette belirtirken. Şöyle ben de o şekilde koyacağım. Sonra şu saç kreminden böyle... Bir yemek kaşığı, 1,5 yemek kaşığı kadar. Yani bunu siz saçınıza göre ayarlayacaksınız işte. Yani evet. Kısa bir saçınız varsa daha az mavi renk, daha az saç kremi. Daha sonra da oksidan krem. Evet, çok az bir şey koyacağım bundan. O da boyayla biraz kaynaşsın diye. Bu oksidan zaten şeylerin içinde çıkıyor değil mi? Boyaların boya içinde çıkıyor. Kutuların içinde çıkan. Aynen. Bu kremi de saç kreminde istediğiniz kremi alabilirsiniz arkadaşlar. Markası fark etmiyor yani. Aynen. Böyle bir yarım çay bardağı kadar su koyacağım. Evet, şu an karıştırıyor. Yaşar hazırlanıyor. Onun gibi olsun. Hazırlanıyoruz. Mesela maviyi ne kadar çok koyarsanız saçınız o kadar daha fazla grileşir.
Onu artık siz ayarlayacaksınız. Şimdi boyalı yerlere süreceksin değil mi? Sarı olan yerlere. Fırçamı da yeni yıkamıştım. Temiz. Tertemiz şu an. Daha iyi girer işte uçlara. Evet. Kirden yağdan arınmış saç olduğu için dışında bir şey yok ya şu an. Hı hı. Şöyle saçımı da göstereyim size arkadaşlar. Hafif turunculaşmış. Hı hı. Arkadan da şu şekilde. Saçım da uzadı bayağı. Evet kanka ya. Çabuk uzuyor. Şimdi ben bir emin olamadım zaten geçecek mi diye. Cilaya. Önceden şeyde azdı ya saçım, yetiyordu. Şimdi uzadıkça içindeki şeyi de arttırmak lazım. Aynen işte biraz önce demek istediğim. Hmm. Yine eldivenlerimizi de takalım. Başlayalım. Hı-hı. Sonucunda saçım mavi olursa çok kızar mısın bana? Olur mu? Ablamın dönüp bakması peki? Olur mu? Yani olur mu olur. Ben gri bekliyorum sonucunu. Temennimiz o yönde. Bilemedim şimdi. Çok kızmam ya. Lacivert falan olabilir yani öyle. Hatta istiyordum ya ben. Aynen. Yani çok bariz böyle kötü durmasın. Sonrasında akıyor zaten yıkadıkça. Tabii canım. Zaten bir şey kalmadı yani. Bu kadardı. Bu kadardı falan. Kaç dakika bekleyecek bu şimdi? Yani bunda da bir bekleme süresi yok. Bak şu an koyulaştığını ben görebiliyorum mesela. Olduğunu hissettiğinde. Aynen. Evet. Yıkacağım şimdi. Mesela ilk önce yine bu tarafı yıkacağız. Öbür tarafını dön bakalım bir. Son sürdüğümüz kısmı yine son yıkacağız ki iyice girsin. Ben de ağzımda sakızla iyice malum kuaförlerine döndüm. Farkında mısın? Sakızı ne ara çiğniyorsun sen ya? Ben görmemiştim. Kanka o ne diyor var? O ne diyor demişim ya. O ne o? O ne o? Gördüm masanın üstünde. Bugün ağlıydık yani. Ha, yemekten sonra şöyle ağzımın tadı değişsin dedim. Babam da masada o ne o var tamam mı? Sakız. O ne o diyor. O ne o diyor. Of. Öldürecek bu adam beni. Babam ve iğrenç esprileri. Ve kendi kendimize gülmek zorunda kalmamız. Güldürüyor ama. Sağ olun. Tabii canım. Arkadaşlar bir de cila yaptıktan sonra saçınızda yeşillenme olabilir. Bu normal bir şey. Bunu kuaföre gittiğinizde de başınıza gelebilir. Evde yapsanız da başınıza da gelebilir. Bu saçınızın teliyle alakalı. Ve mesela şimdi ben buralara paket atmıştım ama önceden de paket attığım yerler vardı. Oralar açıcı denk geldiği için oralar ekstra açıldı ve oralara cila daha çok işlediği için hafif yeşillenme olabiliyor yani bu gibi durumlarda. Hı. Şimdi muhtemelen ablamda yine olacak. Çünkü her tutamın sarısı aynı renk değil. Her sarı aynı sarı değil. Farklı sarının tonlarında yani. Şu an mesela ilk sürdüğüm yerler yeşilleniyor. Tabii öyle yazmışlar da evde paket atıp ombre yaptık bir zaman var ya. Benim. Aynen. Bana da yazılmış. Saçta yeşillenme olmuş falan yazmışlar da. Evet. Sana da yazıyorlar gerçi. Bana da yazan oluyor. Hı-hı. Toplu buna da şey yapayım hani cevap vermiş olayım. Korkmayın böyle bir durumda. Bu zaten yıkadıkça akıyor o yeşillikler. Buradayım bu arada. Hiç gözükmedim herhalde. Daha çok saç gözüktü. Bak şurada bir yeşillenme var mesela şu ön kısmında. Çünkü orası daha çok açılmıştı. Hı-hı. Şimdi yıkacağız boyadığımız yere. Masaj yapa yapa. Ay koyulaşmış kız. Evet. Ya açık saç isterken koyulaştı şu an. Hadi gidiyoruz. Hadi. Evet saçımı yıkadık geldik. Bakalım sonucu nasıl olacak ben de merak ettim şu an. İnşallah izlediğim gibidir. Islak halini de görün diye açtım kamerayı. Birazdan kurutacağız. Kuruttuktan sonra daha net görürsünüz. Ama kamerada görüldüğüyle normal görünen arasında tabii ki de fark var arkadaşlar. Sizin gördüğünüzü ben görmüyor olabilirim. Benim gördüğümü de siz görmüyor olabilirsiniz. Hep birlikte göreceğiz. Aynen. Açıyorum. Aç bakalım. Açtım. Güzel oldu. Valla. Evet. Ay inşallah. Şu uçlarına şundan süreceğim. Evet. Şu an tam belli olmuyor rengi de. Önün birazcık yeşilleşmiş. Gerçekten. Sadece. Şurası. Boşver. Yeşil de güzeldir ya. Hayır zaten onu yıkadıkça akacak. Biraz önce de dediğim gibi her yıkamada akacak. Aktıkça grileşecek. Yani her yıkamada yeni cila atmışsınız gibi duruyor aslında. Aynen öyle. Sen ne sürersen sür yaparsan yap bana hoş ya. Bence mi sana yakışmayacak bir şey yapmam kanka? Ha işte. Hani saçım tupturunca çıksa tabii ki de tepki veririm yani. Tabii. Onu hiç kimse istemiyor. Ha onu hiç kimse istemez. Şurada ayna var da ben de bir yandan oradan kendime bakıyorum. Sadece şu önde işte dediğim gibi orası daha fazla açılmıştı böyle. Bebek sarısı açılmıştı. Mesela orası yeşilleşmiş. Ama arkada bazı yerler var. Tam istediğimiz renk oldu.
bayağı bir yakışacak bu renk de bana. Evet. Bak yüzüme git. Gösteriyorum. Bakın. Yani böyle mesela düz durduğunda daha bir yeşil duruyor. Ama bakın ışık yansıması da var işte. Yani evet şu an yeşillendi ama dediğimiz gibi o birkaç yıkamada akıp daha güzel bir renk olacak. Güzel güzel, ben beğendim. Evet böyle. Şimdi bak mesela saç böyle daha koyu duruyor kanka. Hı hı. Kaldırıyorum, açık renk oluyor. Işıktan aşağı değişiyor. Yarın güneşte daha farklı bir renk olacak o bence. Evet, bir de sen birkaç yıkamadan sonra tekrardan detaylı şöyle bir gösterirsin. Şöyle bakın, bak yeşillenen yerler şuralar. Onlar da dediğim gibi daha çok açılan, açıcının en çok açtığı yerler. Bu arada saçımda da çok bekletmedik o sürdüğümüz şey işte ilk baştaki şeyi. Valla saniye. Evet, 10 saniye sonra buradan davaya gidiş süremizi hesaplayın işte. Evet, sürdük sizin önünüzde, sonra çıktık direkt. Yıkadık bravo, hemen. Yıkadık geldik. Evet, şampuanla yıkadık bu arada. Normal suyla da yıkayabilirsiniz. Devamında başka bir şey yapmayacağımız için şampuanla yıkadık. Bu işlem de bitti. Bu işlem bu kadar. Bu video saç boyama videosu gibi bir şey oldu. Evet. Ben beklemiyordum. Sevim dedi saçına cila yapalım diye. Aynen. Yapalım dedim ben de madem. Ne zamandır aklımdaydı. Evet, bayağıdır yapmıyorduk. Ben ne senin oldu? Eve gelince yaparız diye düşünmüştüm. Ablamda da şey var, normal mavi renk var. Biz ablamın saçından paket attığımız video var ablamın kanalında. Oradan izleyebilirsiniz. Yani şu saçın açılma aşamasını, paket atma aşamasını izleyebilirsiniz. Oradan Neva Color'ı mavi rengiyle yaptık. Bendeki yoğun mavi rengi. Ablamdaki 1 numara falan sanırım. 1.1. 1.1, bendeki 0.11. Hı, bak aradaki farka bakın. Çok farklı. Bendeki yoğun mavi renk olduğu için biraz da böyle hızlı yeşillendirdi. Hı-hı. Ablamdaki mavi renk biraz daha yavaş yapıyor işlemi. Evet, bilseydim getirirdim yanımda da. Ya da ben işte mesela bir tık az koyacaktım maviden. Olsun ya, nasıl akacak yani. Aynen. Mor şampuan yapınca da düzelir diye düşünüyorum. Düzelir. Bir de şöyle bir şey. Bu tarz işlemlerde saçınızda beklemediğiniz bir renk oldu. Mesela gittiniz bugün... Saçınızı pembe yaptınız. İşte gittiniz başka böyle bir istemediğiniz bir renk elde edeceğiniz bir ton oldu. Ama şeyden bahsetmiyorum. Siyahın üstüne işte başka bir renk yaparsınız. Ama böyle hani siyahta çok şey olmaz ya. Cuk oturmaz. Mesela siyahın şey. Üstüne kahverengi boyadınız. Açık kahverengi boyadınız. Hı 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 hı. Zaten o tam istediğiniz renk elde edemeyeceksiniz ama siz yine de o rengi akıtmak istiyorsanız ilk 2-3 gün çok önemli arkadaşlar. Beğenmediniz mesela saçı. Bu şimdi de cila ile alakası yok da. Ama aynı şey senin için de geçerli. Hı-hı. Ama senin için ilk 2-3 gün değil. Senin bir hafta 10 gün sonra da yapsam oluyor. Yapsam oluyor, evet. Kepeğe karşı etkili şampuanla yıkadığınızda o dışındaki boyadığınız katman akıyor. Haberiniz olsun. Hı-hı. Baktığınız olmuyor. Benim kanalımda onun bir videosu var. Çok geçmişte çekmiştim. Biraz acemilik var üstümde ama. Sirke, tuz falan, tuzlu su yapabilirsiniz sadece. Doğal şeylerle, malzemelerle de açabiliyorsunuz. Aynen. Zaten kepeğe karşı etkili şampuanların tuz oranı diğer şampuanların tuz oranına göre yüksek olduğu için o şampuan renk açıyor. Anladım. Olay bu. Evet, öyleymiş. Ben bilmiyorum, Sevim biliyor bu konuları. Daha detaylıca. Şimdi ne yapacağım? Öreyim mi saçını? Hadi öre bakalım. Nasıl öreceksin? Balık sırtı mı öreceksin? Ha, tek bir tane. Evet, balık sırtı işlemi tamamlandı. Göstereyim. Şöyle topladım aşağıdan. Ördüm ucunu. Tam şuradaki renkler çok güzel işte. Yani size kamerada nasıl gözüküyor bilmiyorum ama... Böyle grili yeşilli. Şuralar çok iyi şuralar. Sadece işte bak şu yanlardaki yeşiller şunlar işte. Bir de şurada var. Onlar yani. Başka sıkıntı yok. Beğendim ben. Ben beğendiysem sorun yok. Tamam. Canım benim. Eline sağlık. Afiyet olsun. Evet, şimdi arkaya geldik ve ben birazdan edite başlayacağım arkadaşlar. Çünkü editler uzun sürüyor biliyorsunuz. O yüzden hemen edite oturayım dedim. Ve yarın da İzmir'e gideceğim. Bugün erken de yatmam lazım. O yüzden bu vlogun devamını da yarın da çekeceğim size. Zaten birazdan İzmir'e gittiğim anda görürsünüz büyük ihtimalle. Saçlarım bu şekilde kalacak bugün. Bilmiyorum yüz bakım falan yapar mıyız yapmaz mıyız da. Büyük ihtimalle yapmayız diye düşünüyorum. Evet, sonra da ben gidenze. Çünkü şöyle bir şey var. Ares evde. Benim erken gitmem lazım. Çünkü Hüseyin de şehir dışına çıkıyor arkadaşlar yarın. O yüzden Ares evde tek başına kalacak. Böyle canı sıkılmaması için erkenden varmam lazım. Selam. Ben geldim. İzmir'deyim şu an arkadaşlar. Sabah size hazırlık aşamasını falan çekecektim. Ama çekemedim maalesef. Çünkü apar topar çıktım evden. Saat 10'da kalktım.
Erkenden çıkmam gerekiyordu çünkü. Ares evdeydi biliyorsunuz. Onun için erken kalktım. Böyle dağınık bir vaziyette sizlerin karşısına çıktım. Kusura bakmayın. Ay vallahi yoruldum ben. Saat 1 civarı evdeydim. Ve şu an saat 2'ye geliyor. Çünkü geldiğim gibi markete gittim. Evde eksikler vardı, onları aldım. Hüseyin gidemediği için iş yerinden dolayı. Gelir gelmez Ares zaten beni heyecanla karşıladı. Nasıl özlemiş bir görseniz. Ben de onu çok özledim. Böyle üstüme zıpladı, her yerimi yaladı falan böyle. Görmeniz lazım yani o sahneleri. Keşke çekseydim ama dediğim gibi o kadar yorgundum ki ve üstümde çok yük vardı. Çantalar falan derken ekstradan bir tane de poşet eklendi. Çünkü biliyorsunuz Salih'den ben 2 çantayla gidiyorsam 3 çantayla dönüyorum. Sürekli bir şeyler alıyorum oradan da. Kardeşim veriyor, annem veriyor falan. Derken yüküm çok ağırdı. Zaten kitapların yükünü siz biliyorsunuz. Beni annem bıraktı garaja yine uşağa giderkenki gibi. O bırakmıştı ya uşağa giderken bundan bir önceki vlogda. Ben şimdi birazdan yemek hazırlayacağım. Hüseyin de oruç zaten. Ben bugün de tutmadım. Telefon çalıyor. Hüseyin'le ufak bir telefon görüşmesinden sonra tekrar açtım size. Neyse şimdi dediğim gibi yemek hazırlayacağım ben. Ben bu videoyu burada kapatıyorum. Umarım güzel bir video olmuştur. İnşallah beğenmişsinizdir çektiğim videoyu. Ben de bilmiyorum ne çektiğimi. İnanın hatırlamıyorum bile. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Öpüyorum. Hoşçakalın.